Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi borçlar kanunumuzda eser sözleşmesinin sona ermesi sebeplerinin düzenlendiğini söylemiştik. Ve bu çerçevede birinci ihtimal 482. madde yani yaklaşık bedelin aşılması yüzünden eser sözleşmesinin sona erdirilmesini anlattık. Şimdi eserin yok olması sebebiyle eser sözleşmesinin sona ermesini anlatacağız oradan itibaren. Bir defa eserin yok olmasından kastımız şudur. Aslında bu konuyu hasar meselesini anlatırken daha önce anlatmıştık size. Demiştik ki hasar kime aittir kural olarak? Malzeme kim tarafından temin ediliyorsa hasar da ona aittir demiştik. Eser sözleşmesinde kural olarak hasar, malzeme kim tarafından temin edilir? Yüklenici tarafından temin edilir. Dolayısıyla eser sözleşmesinde hasar da kural olarak kime aittir? Yükleniciye aittir diye ifade etmiş idik. İşte bu 483 bu hasara ilişkin kuralın aslında bir anlamda tekrarından ibaret. Diyor ki kanun koyucu, eser teslimden önce beklenmedik olay sonucu yok olursa iş sahibi eseri teslim almada temerrüde düşmedikçe yüklenici yaptığı işin ücretini ve giderlerin ödenmesini isteyemez. Yani hasar yükleniciye aittir. Bunu hani eser sözleşmesinin ani edimli bir sözleşme olduğu fikrini kuvvetlendiren bir düzenleme olarak da görmek mümkün değerli arkadaşlar. Yüklenicinin borcu nedir çünkü? Eserin imali ve teslimidir. Eğer imalat devam ederken veya imalat tamamlandıktan sonra henüz teslim gerçekleşmeden bu şeye bir zarar gelecek olur ise o durumda yüklenici ben borcumu ifa ettim diyemeyecektir. Ne yapmak durumunda kalacak? Eğer bu bir parça borcu değilse o zaman yeniden imal etmek zorunda kalacak. Eğer bir şekilde yok olmuşsa, hasara uğramışsa, zarar görmüş ise, kullanılamaz hale gelmiş ise üretilen eser, imal edilen eser teslimden önce bu durumda ne yapması gerekecekmiş? Yüklenicinin yeniden imal etmesi gerekecek. Bunun sebebi ne? İşte hasar kime aittir? Çünkü eser sözleşmesine kural olarak yükleniciye aittir. O sebeple böyle bir sonuç ortaya çıkmış oluyor. Malzeme iş sahibine aitse. Yani mesela sözleşme bir bozulmuş bir otomobilin tamir edilmesine yönelik ise mesela. Edim konusu şeyin tamiri ise bu durumda tabii malzeme kime ait olacak? İş sahibine ait olacak. Tamir için bırakmışsınız arabayı bir tamirciye. O arada sel olmuş ve sel gelip götürmüş. Arabayı götürmüş. Şimdi yüklenicinin hani bir ihmali söz konusu değil. Bu arabanın selde bu şekilde zarar olmasından, zarar görmesinden ona yüklenebilecek bir kusur yoksa eğer, o zaman hasar kime ait olacak? İş sahibine ait olacak. Yani iş sahibi bu ya da benim arabama benzer bir araba bul, tamirat borcunu ona göre işte o arabayı tamir et ve bana ver deme imkanına tabii ki sahip olamayacak. Hasar kime aittir? Çünkü bu ihtimalde malzeme iş sahibi tarafından temin edildiği için iş sahibine ait olduğu için. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olmuşsa. Böyle bir şey olmuşsa, eser yok olmuşsa veya eserin imali imkansız hale gelmiş ise veya ifada kullanılması imkansız hale gelmiş ise dediğim gibi bunun sonuçlarına hasar kime aitse
O katlanır ve bu durum herhalde sözleşmenin sona ermesine sebebiyet verir. Burada özellikle inşaat sözleşmeleri bakımından sorunlar çıkıyor değerli arkadaşlar karşımıza. Bu inşaat sözleşmelerinde çünkü bu tür her iki tarafında kusuru dışında bazı olaylar veya sonuçlar veya fiili durumlar ortaya çıkabiliyor ve bu eserin imal edilmesini imkansız hale getirebiliyor. Veya imal edilmiş kısımları itibariyle tamamen yok olmasına sebebiyet verebiliyor. Bu tür durumlarda hasarın kime ait olduğunu, sorumluluğun bu anlamda kime ait olduğunu belirlemek bu açıdan önemli. Bu tür durumlar bakımından kanun koyucunun belirlediği sorumluluk düzeni ise şu değerli arkadaşlar. Bu tür bir durum ortaya çıktığında diyor ki kanun koyucu, eserin iş sahibinde verilen malzeme veya gösterilen arsanın ayıbı veya iş sahibinin talimatına uygun yapılması yüzünden yok olması durumunda yüklenici doğabilecek olumsuz sonuçları zamanında bildirmişse yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerinin ödenmesini isteyebilir. İş sahibinin kusuru varsa yüklenicinin veya zararının giderilmesini de isteme hakkı vardır. Bu tür durumlarda dolayısıyla bu imkansızlığın kimin risk alanından kaynaklandığını doğru bir şekilde tespit etmek gerekir. Eğer işte tünel inşaatını düşünün, işte baraj var diyelim ki, barajın işte baraj elektrik üretecek santrallere su taşıyacak tünel inşa edilmesi söz konusu. Bu tüneller inşa edilirken işte yarısına gelmiş ve ne olmuş? İşte diyelim ki heyelan olmuş. Heyelan ne demek? Toprak kaymış demek. Heyelan olmuş ve yapılan bütün imalat çöpe gitmiş. Yani o yapılan yer baraj sularının içerisine gitmiş ve kaybolmuş. Artık orada bir tünel yapılması asla mümkün değil. Ya işte tekrar yapılması gerekiyor veya başka bir yerden yapılması gerekiyor falan. Şimdi ne olacak? Bunun sonuçlarına kim katlanacak? İşte bu durumda arazi riski iş sahibine ait olduğu için ne olacak? Bu yapılan işin bedelini yine kendisine henüz tünel teslim edilmiş falan olmamasına rağmen arazi riski iş sahibine ait olduğu için iş sahibinin o yapılan eserin yapıldığı kısım itibariyle bedeli neyse onu ödemesi gerekecek. Tabii bedel demeyelim çünkü burada diyor ki kanun koyucu yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerinin ödenmesini isteyebilir diyor. Yani bu tam bedel demek değil değerli arkadaşlar. Burada söylenen kriterlere uygun bir şekilde hesaplanacak bir tazminatı aslında yükleniciye ödemesi gerekecek. Eğer bu durumun ortaya çıkmasında bir de iş sahibinin kusuru varsa o zaman üstüne bunun ne yapabilir? Yüklenici ayrıca zararı varsa o zararın giderilmesini de isteyebilir diye düşünebilirsiniz. Bu çerçevede hani eserin yok olması bağlamında ve bu sebeple sözleşmenin sona ermesi başlığı altında hani söyleyecek çok özellikle başka bir şey yok. O yüzden bunu da geçelim. Eserin yok olması sebebiyle sözleşmenin sona ermesi meselesini de böylece tamamlamış olalım. Ve 484. maddeyi anlatalım biraz da. Bu da nedir? Tam tazminat karşılığı fesihtir. Bu kural da değerli arkadaşlar, sözleşmelerin bağlayıcılığı ilkesine getirilmiş çok önemli bir istisnadır. Bu hani sözleşmelerin bağlayıcılığına ilişkin istisnai düzenlemeler hangileridir diye bir şey sorulduğunda
Yani biz hukukçuların borçlar kanunundaki aklına gelen temel hükümlerden bir tanesi budur. Hangisidir? İş sahibinin tam tazminat karşılığı sözleşmeyi tesih yetkisi. Bu dediğim gibi pacta sunt servanda veya işte sözleşmenin bağlayıcılığı dediğimiz kuralın en önemli istisnalarının başında ne yapılmış, kabul edilmiş bir düzenlemedir. Bu fesih hakkı tanınmış yani iş sahibine. Dikkat edin, yine dönme demiyorum. Fesih diyorum. Dönme ile fesih arasındaki farkı eminim biliyorsunuz. O yüzden buradaki fesih hakkı bilinçli bir tercih yani. Ortaya çıkan sonuçlar çünkü bu hakkın kullanılmasıyla ortaya çıkacağı kabul edilen sonuçlar fesih hakkının, fesih, sözleşmenin fesinin ortaya çıkartacağı hukuki sonuçlarla aynı. O yüzden sözleşme ani edimli miydi, sürekli edimli miydi tartışmasından tamamen bağımsız olarak kanun koyucu fesihin hukuki sonuçlarının doğmasını özellikle istediği için burada bilinçli olarak ne yapmış? Fesih tabirini kullanmış, yoksa dönme tabirini değil. İş sahibinin bu imkandan yararlanabilmesi için ne olması lazımmış bir kere? 484'ü okuduğundan önce eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir demiş. Demek ki birinci koşul neymiş? Eser henüz, eserin imaline ilişkin faaliyetler henüz tamamlanmış olmayacak. İmalat süreci devam ederken ancak bu imkandan yararlanabilir iş sahibi. Eser tamamlandıktan sonra artık bu imkanın kullanılması mümkün değil. Bu eserin tabii tamamlanması iş sahibi tarafından da engellenmiş olabilir. O zaman tabii yine bu imkan kullanılamayacaktır değerli arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Veya işte eserin tamamlanması imkansız hale gelmiş olabilir. İşte 483'te ifade ettiğimiz durum. Yahut taraflar anlaşarak bu sözleşmeyi sona erdirmiş olabilirler. Buna ikale anlaşması diyoruz. Bu tür durumlarda tabii ki yine tek taraflı fesih yetkisinin kullanılması söz konusu değil. Mümkün değil değerli arkadaşlar. Onun için bu şartların ne olmaması lazım? Mevcut olmaması lazım. Buna da ayrıca dikkat etmek lazım. Bu arada hani eserin imalinin, imalatın devamı meselesi, eğer tamamlanan kısımlar ayıplıysa ne olacak diye bir soru aklımıza gelebilir. Bu durumda biliyorsunuz yüklenicinin zaten nesi var? Pardon, iş sahibinin nesi var? Erken temerrüt diye bir düzenlememiz vardı. Hani 473 olması lazım. 473'te eğer yapılan kısımları itibariyle, evet 473, bu eserin ayıplı bir şekilde imal edileceği önceden tahmin edilebiliyorsa, görülebiliyorsa o durumda ne olurdu? İş sahibine zaten erken temerrüt hükümleri çerçevesinde sözleşmeden dönme imkanı tanınmış idi. Dolayısıyla eğer tamamlanmış kısımları itibariyle ayıplıysa eser, zaten iş sahibinin 484'te başvurmasına, bu yola gitmesine zaten ihtiyaç olmaz. O imkanı kullanır ve yine bu sözleşmeden kurtulabilir. O yüzden eserin tamamlanmış kısımlarının ayıplı olmaması diye bir şartın varlığını da ne yapabiliriz? Varlığından da söz edebiliriz. Onu ifade etmiş olalım. Burada yalnız sebebini anlayamadığımız bir şekilde Yargıtay'ın çok tutucu bir yaklaşım içerisinde olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Hangi açıdan tutucu? Adeta 484'ün varlığından haberdar değilmiş gibi Yargıtay hareket ediyor.
484'ü uygulamamak için elinden ne gelirse yapıyor. Ne demek istiyorum? Şimdi hani ben 480 bu şekilde iş sahibinin eser tamamlar hani burada çünkü şey sonuçları da ağır iş sahibinden, iş sahibi bakımından. Hem bütün o zamana kadar yapılmış olan imalatın bedelini ödeyecek. Hem de bu sebeple yani bu sözleşme gereğince ifade edilmiş olsaydı iş sahibinin pardon yüklenicinin uğrayamayacağı bir zarar varsa onları da ödeyecek. Yani müsbet zararını da ödeyecek şeklinde bir hukuki sonucu var bu 484'e başvurmanın. İşte Yargıtay bunu adeta uygulamamak için 484'ün uygulanmasını bu sonuçları adil mi görüyor nedir bilmiyorum. Bir türlü uygulamıyor. Yani uygulamada hani ben öyle bir şeyle rastlamadım. Gel kardeşim bütün tazminatını ödeyeyim, bütün haklarını ödeyeyim, bu sözleşmeden kurtulalım sen de ben de diye bu rahatlıkla gidip hakkını kullanmak istediğini söyleyen bir iş sahibine ben şimdiye kadar rastlamadım. Bu hükmün uygulanma ihtimali dolayısıyla hangi durumlarda karşımıza çıkıyor aslında? Kendisi lehine, iş sahibi lehine böyle bir imkanın olmadığı, yani iş sahibi sözleşmeden dönme veya fesih yetkisine sahip olmadığı durumlarda sanki işte bilmem nereden kaynaklanan dönme hakkımı kullanıyorum, bilmem nereden kaynaklanan işte haklı fesih yetkimi kullanıyorum diyerek bu imkanı kullandığını söylüyor yükleniciye. Sonra bir bakılıyor ki iş sahibinin söylediği şey doğru değil. Yani haklı fesih yahut haklı sözleşmeden dönme yetkisinin olmadığı anlaşılıyor. İşte bu gibi durumlarda o zaman ne yapılması lazım? 484'ün aslında uygulanması lazım. Kardeşim sen olmayan bir hakkını kullandığını iddia ederek nasıl bu ilişkiyi sona erdirirsin? Sen ne yapabilirsin? Böyle bir hakkın yoksa 484'e göre bu sözleşmeyi tasfiye edebilirsin. O zaman ona göre bu hakkı kullanacak mısın, kullanmayacak mısın? Bu durumu düşünerek senin gerekli adımı atman gerekir diyerek 484'ü bu şekilde uygulamak mümkünken Yargıtay dediğim gibi ısrarla ve inatla 484'ü uygulamak istemiyor. Sebebini ben anlayabilmiş değilim. Diyor ki açıkça Yargıtay ne olursa olsun 484'ün uygulanabilmesi için iş sahibinin açıkça ve özellikle demiş olması lazım ki ben bu sözleşmeyi feshediyorum, senin de bütün haklarını ödeyeceğim diye açıkça söylemiş olduğu durumlarda ancak 484'ü uygulayabilirim diyor. Bunu söyleyen iş sahibi de dediğim gibi ben şimdiye kadar görmedim. Bilmiyorum. Hani bundan sonra da görür müyüz? O yüzden hani dediğim gibi Yargıtay'ın bu tutucu tavrının sebebini ben izah etmekte zorlanıyorum. Onu ifade etmiş olalım. Evet, şimdi 485 ve 486 kalıyor. Eser sözleşmesinin sona ermesi bağlamında anlatacağımız konu olarak. Şimdi burada tabii 484 bağlamında tazminatın nasıl hesaplanacağı falan gibi meseleler de var. Onları da arada söylemiştim. Hani müsbet zarar aslında tazmin edilir ve yapılan işin tam karşılığı neyse onun ödenmesi suretiyle bu ilişki tasfiye edilir diye ne yapalım bilmiş olalım değerli. Şimdi 485'e bakacak olursak, iş sahibi yüzünden ifanın imkansızlaşması meselesi. Bu da aynı 483'ün ikinci fıkrasındaki duruma benziyor değerli arkadaşlar. Eserin tamamlanması iş sahibiyle ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa yüklenici yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. Şimdi burada
Önemli olan eserin tamamlanması iş sahibiyle ilgili beklenmedik olay dolayısıyla. Tabirinden ne anlayacağım sorusu. İşte burada kastedilen iş sahibinin risk alanından kaynaklanan, onun risk alanına dahil olduğu kabul edilecek bir takım etkenler dolayısıyla beklenmedik bir olay ortaya çıkmış ise, bu yüzden ifa imkansızlaşıyorsa, işte bu durumda bunun sonuçlarına da iş sahibinin katlanması gerekir diye ne yapıyoruz? İşte bunu anlamamız gerekiyor. Örneğini de hani 483.2'ye ilişkin verdiğimiz örnekteki örnek gibi düşünebilirsiniz. Hani işte baraj inşaatına tünel yaptırılıyor. İşte tünelin inşaatına başlanmış, bir heyelan meydana gelmiş. Ve yapılan bütün imalat ortadan kalkmış. Bu durumda tabii ki ifa imkansızlığına sebebiyet veriyorsa, hani oraya bir daha tünel inşaat imkanı ortadan kalkmış ise, biz ifa imkansızlığından söz ederiz. O durumda işte ne yapılır diyor 485'te kanun koyucu. Bu durum iş sahibinin risk alanından kaynaklandığı için o zamana kadar yapılmış olan imalatın bedeli ve bu bedele girmeyen başka giderler varsa onların yükleniciye ödenmesi gerekir diyor. Bu durum iş sahibinin değil yüklenicinin risk alanından kaynaklanan bir takım olaylar sebebiyle, olağanüstü beklenmedik olaylar sebebiyle ortaya çıkmış ise, elbette bu durumda da yine ne yapamayacak yüklenici? Bu şeyleri isteyemeyecek iş sahibinden ve sözleşme sona erecek. Eğer kusuru yoksa, ifa imkansızlığı sözleşmenin ve borcun ortadan kalkmasına yol açtığı için, tabii ki yüklenicinin iş sahibine bir şey ödemesi gerekmeyecek. Ancak bu durumun ortaya çıkmasında onun bir kusuru varsa, o zaman hem ücret alacağını kaybetmiş olacak ve ayrıca bir de karşı tarafın uğradığı bir zarar varsa onları da tazmin etmesi gerekecektir. Ama bunun için bu ifa imkansızlığının ortaya çıkmasında yüklenicinin nesi olması lazım? Bir kusurunun olması lazım. Yoksa ne olmaz? Bu çerçevede hani ondan bir tazminat istenmesi söz konusu olmaz. Dikkat edin, burada aslında şöyle de bir istisna var değerli arkadaşlar. 136. maddede biliyorsunuz iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifa imkansızlığının sonuçları özel olarak düzenleniyor. Ve orada deniyor ki ifa imkansızlığı olursa her iki taraf da borcundan kurtulur. Hatta eğer taraflar birbirlerine bu sözleşme dolayısıyla bir şey vermişlerse, onları da klasik teori çerçevesinde sebepsiz zenginleşme kurallarına göre iade etmekle yükümlü olurlar diye bir düzenleme var, hatırlayacak olursanız. Ama burada ne diyor? Diyor ki imkansızlaşırsa yüklenici yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir diyor. Dikkat edin. Arada çok önemli bir fark var. 136'da ifa imkansızlığı her iki taraf bakımından da etkili olur ve kusursuz ifa imkansızlığı olduğu için hani taraflar borçlarından kurtulurlar. Bir şey vermişlerse onların da iade edilmesi gerekir. Kuralımız bu. Ama burada diyor ki kanun koyucu, hayır, burada o kural geçerli değildir. Yüklenici yaptığı, eğer risk, iş sahibinin risk alanından kaynaklanıyorsa bu iş ifa imkansızlığı, kusurundan demiyor, dikkat edin, risk alanından diyorum. Yüklenici yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerinin ödenmesini isteyebilir diyor. Dolayısıyla
Burada da önemli bir farklılık var. Ona da özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Ve ikinci fıkrasında da demin söylediğim şey, ifa imkansızlığının ortaya çıkmasında iş sahibi kusurluysa yüklenici ayrıca tazminat istemeye hakkı vardır. Tamam, zaten o genel sorumluluk kuralı diye düşünebiliriz. Son hüküm, eser sözleşmesinin sona ermesine yol açan veya sona erme sebebi olarak düzenlenen son hüküm borçlar kanunumuzdaki 486. madde. Onu da anlatalım. 5 dakikamız var geriye kalmış. 5 dakikamız içerisinde, 5 dakika içerisinde onu da anlatalım ve böylece eser sözleşmesinden nihayet kurtulmuş olalım hep beraber. 486'da düzenlenen durum yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi. Böyle bir hani hatırlarsanız eser sözleşmesini anlatırken yüklenicinin borçlarından söz etmiştik 471'de. Diyordu ki orada kanun koyucu, yüklenici üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı menfaatlerini gözeterek sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde benzer alandaki falan filan neredeydi bizzat? Evet, üçüncü fıkra. Yüklenici meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür. Dolayısıyla bizzat ifa meselesi, şahsen ifa meselesi burada kural olarak öngörülmüş. Dedik ki bu hani o zaman bu hükmü anlatırken borçlar kanunumuzun düzenlendiği dönemlerde eser sözleşmesi deyince işte terzinin diktiği elbise işte veya küçük el sanatları ustalarının yaptıkları imalatlar düşünülerek bu hüküm böyle düzenlenmiş. Gerçekten de bir terziye siz niçin gidersiniz? O terzi olduğu için gidersiniz. Veya küçük el sanatı ne bileyim bir sürahi imal ettirmek istiyorsunuz. Ve bunu hani iyi yapacağından emin olduğunuz birisine gidersiniz, yaptırırsınız. Ve dolayısıyla şahsen ifa o ilişki bakımından önemlidir. Borçlar kanunumuzun kabul edildiği dönemde böyle bir ortam vardı ve o sebeple kural şahsen ifa olarak zaten öngörülmüştü. Bu şahsen ifa borcunu başkasına devretmesi de sözleşmeye aykırı bir durum olarak kabul edilmişti kanun koyucu tarafından. Ama günümüzde artık böyle değil. Bu şekilde yani bizzat işte gidip terziye elbise diktirerek şey yapan hani çok fazla yok. O yüzden de hani artık eser sözleşmelerinde kural bizzat şahsen ifa olmaktan çıkmış. Üçüncü şahıslar aracılığıyla ifanın mümkün olduğu bir hale bürünmüştür diye daha önce ifade etmiştik. İşte bu 486 değerli arkadaşlar, yüklenicinin borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü olduğu ilişkiler bakımından önem taşıyor. Bunların da sayısı dediğim gibi azalmış durumda. O yüzden 486'nın uygulandığı bir halle karşılaşmak mümkün mü değil mi? Çok da hani makul gözükmüyor yani bunun uygulanacağını söylemek bu içinde bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle. Ama kanunda böyle bir düzenleme yer aldığı için onu da söylemiş olalım. İşte eğer sözleşme bu şekilde yüklenicinin şahsen ifa borcunun olacağı bir şekilde kurulmuş bir sözleşme, eser sözleşmesi söz konusuysa, tabii bu eğer ölecek olursa yüklenici bu sözleşmenin kurulmasından sonra, tabii artık şahsen ifa borcunu onun mirasçılarının yerine getirmesi asla mümkün değil. Şahsen ifa borcunun söz konusu olacağı bu gibi durumlarda bu sebeple kanun koyucu diyor ki sadece ölmesi değil dikkat edin yeteneğini kaybetmesinin de aynı şekilde
sözleşmenin sona ermesine yol açacağını kabul etmiş kanun koyucu. Buradaki yetenekten kasıt, hani fiil ehliyeti falan diye düşünebilirsiniz. Evet, fiil ehliyeti de bu anlamda, fiil ehliyetinin kaybı da bu anlamda bu tür sözleşmeler bakımından sona erme sebebi olarak kabul edilebilir. Ama burada asıl kast edilen işte terzinin, işte terziyi düşünün, terzinin diyelim ki bir kaza geçirmiş, işte bir kolu, iki kolu her neyse kesilmiş, Allah korusun. Şimdi bu durumda yani yeteneğini kaybetmediğini düşünmek zaten işin doğasına aykırı olur. Bu durumda kendi işte kusursuz bir şekilde yeteneğini kaybettiği için fiil ehliyetinde bir sıkıntı yok. Akıl sağlığı yerinde bir sıkıntı yok ama yeteneğini kaybetmiş. Bu durumda ne olacak diyor 486'nın mantığına baktığımızda, sözleşme sona erecektir diye, kendiliğinden sona erecektir diye kanun koyucu ne yapmış? Böyle bir düzenleme yapmış. Bu durumda iş sahibi eserin tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise onu kabul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür. İşte nasıl, işte takım elbise düşünün, ceketi bitmiş ama pantolon henüz dikilmemiş veya tam tersi, pantolon dikilmiş ama ceket dikilmemiş, bitmemiş. Diyor ki kanun koyucu, o zaman ne yapacaksın? İş sahibi pantolonun ya da ceketin her neyse tamamlanan kısmının karşılığını, ücretini, tam ücretini ödeyeceksin. Çünkü o senin işine yarayabilir. Bunu kabul etmek zorundasın ve tabii ki karşılığını ödemek zorundasın diye ne yapmış? 486. maddede böyle bir düzenleme ortaya koymuş. Tabii bu sonucun, yetenek kaybının ifa imkansızlığı dolayısıyla sözleşmenin sona erdirilmesi sonucuna yol açabilmesi için yüklenicinin bunda bir kusuru olmaması gerekir. Onu da ifade etmiş olalım. Bu arada kusuru varsa, şimdi kusuru gitmiş intihar etmiş diyelim ki. Tersi gitti, intihar etti. Şimdi kusuru var mı? Var. Ölümde yani kendisi şey yapmış. Bu durumda ne yapacağız? Yani sözleşme sona ermedi mi diyeceğiz. Yani dememizin bir manası yok. Sözleşme yine sona erecek. Yani belki ne olabilir? Mirasçılarının hani sorumluluğu falan gündeme gelebilir. Ama herhalde yine sözleşmenin sona erdiğini ne yapmak lazım? Hem ölümde hem kusuru ile yeteneği kaybetmesinde sözleşmenin sona ereceğini kabul etmek lazım. Ancak kusuru varsa işte tabii ki iş sahibine bir tazminat ödemesi ne yapabilir? Gündeme gelebilir diye söylemek lazım. Evet, bu 486 ile ilgili olarak da başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Onu da böylece tamamlamış olalım. Son 30 dakikamızda da değerli arkadaşlar, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden söz edelim.